YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Mercedes G Class'ın ikinci bölümünün başlangıcını şu an itibariyle resmi olarak yapıyoruz. Bir önceki bölümü aşağıda açıklamalar kısmına da koyacağız. Evet, yorum kısmına da ekliyorum ikinci bölümü. İkinci bölüm itibariyle birinci bölümü oradan izleyip arabayı tekrar hafıza tazeleme amaçlı yapabilirsiniz. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Astar yapacağız. Ama astardan evvel var olan pastarın dönüşümünde... Ah, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Hoş geldin. İyiydin. İyi bakalım. Sen, yeni bölümde. Mercedes setli servis misin kardeş ya? Hayırdır? Bir şöyle bir etrafı çeksene. Olmamamız için bir sebep mi? Mercedes setli servis. Euro yatırım istiyorlar biliyorsun. Biz daha ufak. Yatırımda değiliz. Bizde de var. Bizdeki yatırım da ufak değil, evet. Şimdi konuya geri dönüş yaparsak, evet. Paslı yerlerin pas dönüşümleri, onarılmış olan yerlerin pas dönüşümlerini yapacağız ki bu araba bir daha paslanmasın, çürümesin. Yani çok iddialıyız o konuda, o malzemeyle bize verdikleri iddiayı biz de size sunuyoruz. Yani bakarız yarın öbür gün ne oluyor, ne bitiyor. Evet. Harici üstündeki boyayı bir alıyoruz. Gördüğünüz üzere ki şu taraf zaten daha alınmamış. Evet. Yani bu arabaya yeni el değmeye başlamış. Yeni başladı. Bu aracın takibinde macun, astar, aynı Suat abinin arabasındaki gibi astarlı vaziyette bir dönem yatıracağız. Sona yaklaşıldı evet. Yani buradan bu araç da Almanya'dan geldi. Suat abi sana da selam olsun. Seyit sana, ailene, amcana, herkese selam olsun. Puku resimlerini attı bana, arka kapağı yapmış. Hemen güzel Instagram'da olmuş. Paylaştım. Mükemmel olmuş. Güzel yani olmuş. Bizim yaptığımız renk iyice patlamış abi. Evet. Tamamlamış o zaman. Tamamlamış. Hadi şimdi süreçleri sizi yolluyorum. Tamam. Bunu nereden başlattın? Ha, kapıda sıkabilir miyim abi ya? Ya ben öğrendim bu işi. Evet. G-Kasa'nın... Geçenki videodan baktım, öğrenmişsin. Kapıdan başlayabilirsin. Yatıp kalkıp seni izliyoruz tamam. Çınar'la beraber. Evet. Aynı işler. Lan ayaklarıma takıldı hep ya. Bak iş güvenlikçi abiler kızıyor ondan sonra evet. Takılı düşeriz bir şey olur. Çok yakından değil. Niye yakından attırmıyorsun? Kalın kalın olsun. Zımparlarken zorlanın değil mi? Hava soğuk ya. Şimdi yaz şartlarımız olsa yakından atarız. Soğuk havada biraz uzaktan, akmadan. Hazır, beğendin mi? Sefekli olmadı ya, eğilmem lazım. Ha, eğilemedin mi? Gözlük mözlük var ya herhalde, gözlüksüz görmüyor. Tabii. Bununla da şey yapıyor, ama yine buhar yapıyor böyle. Yine de var ya. Yani, öğreniyoruz. Şimdi bakıyorum, benim attığım da seninkinden de aynı duruyor yani. Evet. Depoyu sökün de alamayabiliriz o. Bu önemli olan boru zaten. Şaseyle beraber olabilir. Şaseyi yani. Sök. Söküyüm şaseyi abi. Sök. Söküyüm abi. Oo. Al bakayım. Uzun, belli oluyor zaten. Buyur, bak şase geliyor. O mu geliyor? Tabii canım, onu üstünde yapacağım. Baksana buralara. Koptu geliyor. Ne o? Baksana buralara. Ben kaportacılar görmüyor mu bunları yaparken sormasa ayıp? Araba bitti, at boya. Görmüyorlar. Başkanım bak. Evet. Bak. Koptu geliyor altı. Çok şey yapma, ben görmüyorum. Kamera nasıl gözüm? Öyle mübarek. Mi? Ha. Öyle mi? Baksana şuraya bak şöyle. Bu arabana bak. Aaaa! İşte babacım. Bak, ah. Uf kamera tozlandı. Kameram bozuldu kanki. Adana 463 470 0801'miş bak parça kodu. Abi. Adam da öyle dana gözüküyor. Baksana. Bunlar da şey. Yani. Onlara. Bunlar hep yenileceğiz değil mi? Yok. Yenilenecek abi. Fransiyel bir baksana. Fransiyel gene temiz be başkanım. Evet. Bunlar yeniler nazarımızdır. Vallahi mi? Bir şey söyleyeyim mi? Daha da G-Kasa almam. Aha, bu arabalar böyle oluyorsa almıyorum. Ama Almanya'nın trafiğinde böyle. Abi sen ki Türkiye'de olunca ne oluyor? Tuzlu yollarda gidiyor sürekli. Tuz. Tuz solüsyon, tuz. Gel abi gel.
Ne yaptık abi arabayı? Hazırladık. Temel boya atacağız. Bakacağız, göreceğiz. Ufak tefek mutlaka bir şeyler çıkar. Kontrol edeceğiz. Ondan sonra kendi boyası. Hadi bakalım. Senin işçiliğini beğenmeyenler var. Olur mu? Tabii şey yazmış. Fırında müdahale etmiş arabaya. İşte macunun üstüne boya yapmış. Şekten bahsediyor. Aa, hangi arabada bu? 560'dan. Suat'ın arabada. 560'dan macuna bir şey yapmadık ki. Ya şurada dalgalar çıkmıştı, kapının üstünde de müdahale etmiştin ya. Demek ki dalgalı verin arabayı bunlar. Yapmamak lazımdır. Yani bu adam bu işi yapıyorsa, kameraların karşısında da yapıyorsa, bir şey gizlemiyorsa demek ki bir sıkıntı yok ki bu işi yapıyordur. Yani. Değil mi? Yani. Sormak lazım, kaç tane araba boyattın, kaç tane araba boyadın? Biz işimizi yapıyoruz, severek yapıyoruz. Ben ayağının altına, şu tarafa geç. Olsun, bu eleştiri de olsun. Tabii eleştiri de olacak ki. Biz o eleştirilerden ders çıkartıp da düzeltmişliğimiz de var kendimizde. Elektriği kaldıramıyor değiliz yani. Eleştiri olacak ki kendimizi geliştireceğiz. Ya sen insafa geldin, duman duman anlatıyorsun, az az. Vay be. Ha? Boyanın gramı bile çok önemli. Yok, gözlerim yaşarıyor yani, boyayı fazla sıkmıyorsun başkanım. Her zaman öyle değil miydi? Genelde araba boyar gibi atıyorsun ya temel boyayı. Ya atacağız abi, bir katta atacağız mı? Aa bak, bugünü kenara yazacağım. Sami Usta'nın cimriliği tuttuğu gün. Öyle mi diyorsun? Havalar soğuk ya, o yüzden atamıyorum. Isıtalım. Fırını ısıtalım. Basayım 5 derecede ısınsın. Yok. O zaman şey yapalım. Dikenlenir olur. Bu nedir? Ne? Bu ne? Derin çizik mi var orada? Aa bak, yoklama çıktı. Gezi para atıyor mu yoksa? Araba kadar da parça var. Allah kolaylık versin başkanım. Abi. Bugün boyar mıyız bu arabayı, yarın mı boyarız? Bir temelerine bakayım da. Zımparası biterse bugün bitmez ama yarın gibi gözüküyor. Haydi bakalım. Evet.
satıyoruz. Kaç o? Sata 25 mi? Bak ne yazıyor burada, bak dur. Konuşuyor oradan adam. Yazıyor. Yazı yazmak için yazıyor. Bak sata ne yazıyor? Ha, 5500x, x5500 neyse. Ne zıkkınsa. Boyaya işkence ediyorsun diyor. Yanıyoruz burayı. Ha, boyayı tokatlıyoruz. Boşuyorum. Cevabını da alıyor peşinden. Anca konuşsun. Bizim düz boya tabancamız ayrı. Metalik boya tabancamız ayrı. Niye vernik düz boyayla şey ayrı? Çünkü düz boyanın atış açısıyla metal boyanın atış açısı aynı değil. Mesela bunu o ustama anlatmak lazım. Yani, usta olduğunu iddia eden arkadaşlar. Aynen öyle. Düz boyada perde biraz daha dar olur. Metal boyada geniş olur. Bunu yani öğrenmeniz lazım. Şimdi ne yaptın abi sen? Evet. Temel boyamızı attık. Var mı sıkıntı çok? Bir iki yerinde yoklamalı gellerimiz vardı. Tamam. Onların yoklamasını yaptık. Zımparasını bitirdim. Sildim. Şimdi son katı hazır. Şimdi kaç kat boya sıkacaksın? İki kat boya atacağım. İki kat da vernik atacaksın. İki kat da vernik atacaksın. Bitecek mevzu. Tavanı yaptın zaten ben gelene kadar. Evet, tavanı attım. Zaten tavanı... Biraz kaldıysa çekiyor. Bir yerde yaptı. Teneke var istersen. Yok yok, ben tenekeye çıkarsam düşerim. Benim kilimi taşır mı o tenekeye? Siz dalyan gibi adamsınız ha biz. Fıçı gibiyiz en azından.
Abi bu arabanın yarın şase numarası sağ tekerin orada. Şase numarasının orayı yırtacağız. Bu boyalı haliyle paketlerle bir videosunu çekeceğiz. Sahibini atacağız. Niye? Sigorta şirketi diyormuş ki orada. Bu araba bizi ispatlayın ki hani şase kupa kalkıyor vesaire şu bu oluyor ya. Hani araba aylardır ülke dışında. Ne yaptın? Bu arabanın bu araba olduğunu, çelç olmadığını ispatlayın diyormuş bize. Aynen. İlk defa duydum böyle bir şey mesela, şaşırdım. Evet, toz duman çok. Şimdi ilk kat verdiğimiz hiç verniksiz halimiz. Buna ikinci kat verniği de gelecek. Hatta şuradan şöyle bir buraya, bir buraya bakarsak verniğin oturduğundan sonra sürecin nasıl değiştiğini göreceksiniz. Bir de ikinci katı vurduktan sonra daha da fena bir fark olacak. Ne yaptık ya? Yaparım diyorsun. Yani. Şeklimi. Şak. Abi güzel olmuş be. G400 diyorsun ki şöyle yakınlaşıp şöyle mi poz versek, ne yapsak? Ha? Vay be. Bize de gösteriyor. Sam abi güzel ya araba. Ha? Güzel. Eline sağlık ha. Dalga dümen var mıydı bu arabada abi? Daha önceden bir hasar onarımı var mıydı? Yok, kendi boyasıydı. Kendi boyasıydı. Orijinal değil mi? Ki zaten bu... Çürükten şimdi bak şöyle şöyle tutsam ekranı sadece. Ne bu? Puh. Abi eline koluna sağlık. Ben zevk alıyorum böyle arabaları bitirip de güzel güzel teslim ederken. Mutlu oluyorum. Sen de mutlu oluyorsun. Aynı kafadayız. Aynen. Bana bu mutluluğu yaşattığın için ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Yarın ikimizin de gözükeceği bir şekilde bizim seçkin çekim yapacak. Bundan sonracığıma operasyon tamam. O zaman biz bu hafta cuma günü. Tabi sabahtan. Dün akşam aldın sen bunu fırına. Aynen. Yok, dün öğlen aldın. Kapattın, mapattın, bilmem ne yaptın. Bugün bütün gün bunu boyadın. Aynen. Namussuz araba da şey gibi ya, gemi gibi. Boya boya bitmiyor. Yani tavana in, tavandan aşağı in. Tavanda çekebiliyor muyum? Telefonla çekilir de bunda da çekildi işte, evet. Herhalde çekmişimdir. Telefonla gösteriyor. Bak. Oh mis. Dur, oradan çek. Vallahi çektim. Güzel abi. Çektim çektim. Ellerine kollarına sağlık. Çeksin bakalım bu gece sabaha kadar. Bakalım nasıl bir şey buradan çıkacak karşımıza. Buradan direkt kendimizi görüyoruz zaten. Ya. Tabii canım. Aha. Çek oradan bir fotoğraf. Hatıra olsun. Fotoğrafı alsın. Gel. Bak ne göstereceğim sana. Senin bu arabadan haberin yok şu anda. Ne var içeride? Ha, Instagram'da izlemiştim, bir tane abla var böyle, BMW'ci. Böyle yapıyor her seferinde. Tak 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 yürüyor, ben onu görmeden yürüyemem. Sen böyle kameraya dönerken ben buradan geçiyorum, bir daha gel yapıyorum sana falan. Evet. G kasayı boyadı ustam. Dün akşam. Bir gün boyunca bu arabanın boyasıyla uğraştı bak. Salı günü öğlen bu arabayı değil mi? Evet. Öğlen mi akşam olur mu? Öğleden sonra diyelim. İçeri aldılar. Kapattılar, mapattılar. Çarşamba günü... Yok, pazartesi aldın. Kapattın. Salı temelini vurdun.
Çarşamba yoklama vesaire bir şeyler vardı, onlar yapıldı. Çarşamba günü sabahtan akşama kadar yokladı. Bugün çarşamba. Bugün çarşamba. Abi benim kafa gitti. Yapma ya. Yani. Cumartesi içeri aldı. Heh, başladı. Tamam. Evet. Kapattılar. Pazartesi temel boyasını attı. Salı günü sabahtan akşama kadar boyadı abi adamı. Aynen. Yani sabahtan akşam ben şurada iki tane böyle şey sıkıyorum artistik olsun diye. Astar sıkıyorum. Kolum molum kopuyor. Adam sabahtan akşama kadar tabanca salladı be. Aynen öyle. Evet. Ustalarımızın, zanaatkar ustalarımızın ama bak. Zanaatkar ustalarımız derken işini seven, şahsiyetiyle beraber işine Sami Usta gibi önem veren, ben ustayım diye ortalarda dolaşıp da dala verici olan, efendime söyleyeyim soytarı olan adamları katmıyorum. Ellerine, emeklerine sağlık. İyi ki varsınız. Ötekiler çöp. Ötekilerden bir hayır gelmez. Şasiye de çekeceğiz değil mi? Ha evet. Şasiye ama senin telefonla çekelim hadi. Şasiye çekeceğiz dediğin olay ne biliyor musun abi? Işık tutmamız lazım. Işık tutalım. Benim telefonum yanımda yok. Bankacılık işlemi için verdim oraya. Seçkininkini alırız. Sigorta şirketi demiş ki bu araba uzun zamandır Türkiye'de. Bu araba çenç mi oldu? Ne olduğu bize ispat etmeniz için arabanın şase numarasıyla bir video çekin, arabanın videosunu çekin, bize yollayın demişler. Sahibi aradı, onu istedi benden. Tavanı nasıl böyle ya? Tavanı çekmedim bırakın. Aha akıntı, aha! Aha işte bu tabancayı yanlış tabanca kullanıyorsunuz, ondan böyle... Tavana büyük sehpa getirdiniz. Çok zordu ya tavan. Abi biz burada... Bir buraya şeyleri... çektim, bir oraya çektim. Burada bitirdim, o tarafa götürdüm. Şeyler vardı. Tosunlar vardı büyük. Koca ayakkabıları buraya... Bir basamak yaptırmamız lazım. Tamam. Tavanlar için. Tamam. Kaç tane böyle araba geliyor? Yani hem diğerlerine de kullanırız. Tamam. Yaz, çiz, şeyi ver, yapsın. Yani. Basit böyle. Bir şey istiyorsun sen. Tabii, yani böyle. Taşınabilirliği tabii, olan. Tabii. Aynen öyle. Ben zamanın birinde bana tarif etti müdürüm. Dedi ki bir bahçede bir iş yerimiz vardı. Orada mangal yapacağız. Bana tarif etti. Dedi ki böyle üstü eve gibi olsun. Aynı zamanda bir şeyleri oradan koyup etleri metleri İşte bir şey yapalım. Ben herife tarif ettim onu, onun dediği gibi tarif ettim birebir. Adam getirdi malı çekiciyle. Ne diyorsun? Vallahi çekiciyle. Dedi ki abi bir el atın da indirelim. Nasıl ya? Dört kişi zor taşıdık demirden. Herif bildiğin kullandım mutfak mı? Tezgahı gibi. Hala sağlamdır durur orada bak. Evet abi. Evet. Evet evet evet. Sami abi bunu bir... Zaten yok. Yok, o orijinal hiç çıkartmadı. Tahsin Usta çıkartmadı onu zaten. Alman spor. Almanya'da yapılan işçilik. Nasıl kanki? Orijinal öyle dedi. Orijinal değil mi? Orijinal fabrika çıkışı. Orijinalmiş. Tabii ki. Cırtlamış fabrika. Altta da var. Fabrika cırtlamış, altta var. Bunları biz bir şey yaparken... Madem yaptık bir hayır, tut siyah. Ucundan kayır. Bir de siyah fıslarız. Tamam. Ama güzel böyle aynen. Şu içindeki tazikli suyla yıkayalım. Yıkanacak ondan sonra. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Radyatörler bir şekilde zaman içerisinde tozdan, çamurdan böyle tıkanmaya başladığı zaman da arabaya da hararet aynen yaptırır. Birçok arabanın şu radyatörü ön tarafta. Klimalı olmayan arabalarınki zaten tek. Bunları ara ara temizleme ilacı sıkıp, o motor temizleme sıvıları var ya kimyasal, onlardan sıkıp basınçlı suyla temizlemek lazım ki tamponun arkasından ulaşılabiliyor yani. İlla sökmeye gerek yok. Arabanın soğuma kalitesi artsın. Evet. Başkanım aç. Ben açarım. Açamadım. Ne oldu? Yüzümde örtbası değil ki, ben ne bileyim. İçlerini de boyadın sen. İçlerini boyamadım. Şey var halı. Sen nereye boya sıkıyordun? Ha kaldırıp buna abi, boya sıkıyordun. Şuraya, bu yanlara. Kapalı boyarsak buralar tabii doğru gölgede söylüyorsun. Kalır. Abi tam bir mühendislik harikası. Kapı içleri boyandı seçkin. Boyandı. Çok sıkıcı oldu, güzel oldu. Bunun jantlarını yapacak mı? Hatırlamıyorum. Listesine bakmak lazım. Bu arabanın esas sıkıntıları neydi? Elektriksel arızaları vardı. Bu arabanın kontağını açtığın zaman yanmayan arıza lambası yok gibi. Öyle mi? Var. Direksiyon açı sensörü nasıl? Baktık mı sana? Bakacaktık. Arabayı direkt başladılar, söktüler, bakamadık. Sökükken olmuyor. Toplayacaklar, bakacağız. Azıcık yapacağız, yol yürüteceğiz. Hiç de sevmiyorum bu arabayı var ya.
Öyle konforsuz, öyle kötü. Ne diyorsun ya? Çok. Ya çubuğunun da şeyi... Geri kasadan bahsediyorsun yani. Ya işte çamur atayım ki. Hani yani, yok ya ulaşamıyoruz. Kedi yani. Ciğer hesabı. Ben nereden alacağım G400? Sipariş veririz ya Almanya. Ya hiçbir şey veremezsin abi. Milyondan fazla bu araba. Benim bir gün altında böyle bir araba olursa anla ki parayı buldum. ya da dolandırmaya başladım insanları. Biz yapmayız. 124 kasanın haricinde araba görürseniz diyor. Orada ince bir espri var ama konuyu derinleştirmeyeceğim. Evet, onları gezdirelim mi etrafı? Mesela şurayı boyarken ki ruh halin nasıldı abi? Çok fena. Ya şimdi seçkin bu arabanın içini, dışını böyle kolay kapı. Değil. Kolay değil. Bir de şey, özellikle mesela bu arabanın kare... kapısını niye sökmeden boyadık? Şeyi, tesisatı. Tesisatı, mesatı. Peki sökmeden boyadığımız için bir zararı var mı? Yok. Yani ekstra işçilik zamanından bize fayda var, açık konuşayım. Çünkü ekstra işçilik alacağız. Ekstra sökeceğimiz için. Ama sökülmeden yapılabilen bazı şeyleri de tabii ki ön tamponu sökmeden yapamayız. Yapamayız, mümkün değil. Yahut da içlerde bir işlem olacaksa zaten söküyoruz. İçini boyayıp geri takıp dışıyla beraber boyuyoruz. Camları sökmeden boyayamayız. Evet. Çıtaları boyayamayız. Satayla boyuyorsun ama değil mi? Tabii. Sata metalik olduğu için. 500. X'i var mı? Yok. Peki. Abi arabamız bu. Şöyle bir içini tavana doğru bir göster baba. Sunroof'um hep o etrafında çürükler vardı. Oralar için komple söktük abi. Yani inanılmaz eziyetli bir iç trimi var bu arabanın. Evet. Sakin. Bir boya sürecinin daha sonuna geldim. Boyamız güzel, kaliteli diyor. Ne diyorsun? Biz bu işi yapıyor diyoruz. Ha diyorsun. Abi, ikinci bölüm boya videosunu da yayınladık. Üçüncü bölüm toplama, mekanik. Mekanik zaten bir kısım yapıldı ama genel elektriksel, mekaniksel arızalar. Biraz sürüş yapıp test yapacağız. Ondan sonra arabayı paketleyip Almanya'ya yolcu edeceğiz. Bu bölümün sonunda eğer hatırlamak isterseniz, arada biraz zaman farkı vardı çünkü. Birinci bölümün linkini videonun başına da hatırlatmıştım sanki ama. Hem yorumlara hem açıklama kısmına bırakıyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaraları da açıklama kısmında mevcuttur. Bizi takip etmeye, izledikten sonra en azından abone ol butonuna basmaya, beğenmeye, yorum yapmaya, beğenmiyorsanız beğenmeme tuşuna basmaya yahut da fikriniz varsa fikrinizi yazmaya, eleştiriniz, haklı eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi yazmaya. Bir şey daha vardı ya. Ne vardı? Ha. Bu videonun linkini işte WhatsApp gruplarından, sosyal medya hesaplarınızdan çevrenizde olabildiğiniz kadar paylaşabilirseniz mutlu oluruz.